arasında iki damat adayı gelin evinde. Aa! E bunlar yine evlenemedi. Ay bu çocuk Nemrut ayol, Nemrut. İşte ergene karı boşaması kolaydır derler. Ya. Anne bir şey söyleyeceğim. Öteki tarafta ödüllü film var ya, alt yazılı falan. Niye bunu seyrediyoruz? Eyvah, ödüllü filmmiş anne. Karanlık odalarda böyle sıkıcı sıkıcı insanlar konuşacak birbirleriyle, bize de afakanlar basacak. Ey! Ya zaten ben alt yazılı film seyredemiyorum. Hayır, tam okuyacağım, pat yazı gidiyor, bir şey anlayamıyorum ki. Ya yazacağım o. Bu televizyonların genel müdürlüğüne yazacağım. Bunu halletsinler bu işi ya. Aa. Ya Aslı, sen neden izlemek istemiyorsun bu evlilik programını? Laf dönüp dolaşıp sana gelir diye mi? Tahsin'cim, Emine Hanım aradı bu sabah. Taceddin bir kez daha görüşelim diyormuş. Bravo Volkan, çok teşekkür ederim. İfoncuğum, olmaz o iş. Olmaz. Ne demişler? Kısmetse gelir Hint'ten Yemen'den. Kısmet değilse ne gelir elden. Evet de yani bir cevap vermemiz gerekiyor. Kadın şaşırmış olana ne diyeceğini. Şöyle diyebilirsiniz anne. Aslı Taceddin'le evlenmektense bir manastıra kapanmayı tercih ediyor falan gibi bir şey diyebilirsiniz mesela. Benim için sakıncası yok. Bence şöyle deyin anne bak. Deyin ki bizim kızımız daha minik küçük, evlilik çağına gelmedi bizim. Kız. Bakalım ne diyecekler. Yapmayın, uğraşmayın benim güzel kızımla canım. Pardon ya, sanki bu evlendi, iki de çocuk yaptı, oturuyor yani. Bu da bekar. Üstelik benden iki yaş büyük. Sahi Volkan'cığım, yok mu aday adayı? Tabii bazı hatunlar oluyor da... Şimdi de var mı? Var, var. Öyle mi? Tanıştırsana. Önce Volkan'ın tanışması lazım. Ne diyorsun be? Oğlum yalan mı söylüyorum? 50 kere tanıştığınız Selin'le kız hala seni hatırlamıyor. Adı Selin mi? Ayol kimin nesi? Neyin fesi? Ya anne ortada fol yok, yumurta yok. Rica ederim ya Aslı, karıştırmasana ya. Hani fol olmadığı gibi fos da yok. Yani fıs, hiçbir şey yok. Tık yok diyebiliriz, değil mi? Ya evde kaldın diye acısını niye benden çıkarıyorsun ya? Ne evde kalmış be? Sensin evde kalmış. Seni kim alır be bu halinle? Yeter, yeter. Hadi bakayım, yeter. Volkan'cığım yavrum, şu arkadaşını getirsene bir görüşelim. Tabii getiririz, olur anne, muhakkak. Aslı, sana bir şey soracağım ben ya. Bu buğdaycı ailesi var ya, sen tanıyor musun onları? Tabii. Sosyetedeki en yakın dostlarım, yalılarımız komşu böyle. Ya Aslı dalga geçme ya. Adam gibi bir şey sorduk. Bu aralar orada bir parti varmış da. Sen nereden biliyorsun? Bu evdeki tek sosyete sen değilsin Aslı. Bizim de kendimize göre bir çevremiz var yani. Var öyle bir parti. Büyük bir davet olacakmış. Selin gidiyor, ben de oradan biliyorum. Ne? Selin mi gidiyor? Aa, Allah! Ay sana ne oluyor ki? Ben de davetliyim partiye Aslı. Vallahi billahi. Tabii tabii. Ya kız beni tanımazsa orada ama yine? Muhtemelen tanımayacak zaten Volkan. Yani istatistiki bilgi. Şimdiye kadar hiç tanımadığına göre bundan sonra da tanımaz diye düşünüyorum. Ya sarı kafa, sinirlendirme beni ya. Tamam tamam, sinirlenme sinirlenme. Davet etmişler demek ki seni. Popüler bir insansın. Sempatik bir insansın değil mi? Ama diyordum benim, senin suratına bakan seni davet eder zaten hemen. Sen kesin benden bir şey isteyeceksin ha. Ya cuma akşamı benim bir yere gitmem lazım Volkan. Ne olur beraber gidiyormuşuz gibi beni idare etsene. Ne olur be. Sen kendini idare et. Ofiste çalışıyorum da yine. Olmadı o bornozlu hikayeleri yaparsın yine. Yani gece 12'de başlıyor, sabah 4'e kadar. Sabah 4'e kadar mı? Hı. Hadi be. Ben bir abi olarak karşıyım öyle şeylere zaten. Sabah 4'e kadarmış. Kız başına ne işin varmış sokakta sabah 4'e kadar? Tamam, anlaşıldı. O zaman fiyat konuşalım. Estağfurullah. Öyle parayla pullu olacak iş değil bunlar da. Dersen ki abicim, ben sana Selin'le bir yemek ayarlayayım. O zaman tabii işler değişir. Volkan, Selin'le nasıl size baş başa yemek ayarlayayım? Pardon, ne alakanız var ya? Baş başa değil canım, sen de gelirsin. Gecenin bir saatinde, uygun olan bir zamanda sen sıvışır gidersin aradan. Biz onunla baş başa kalırız.
üçümüz beraber yemeğe mi çıkacağız dışarı? Dışarı niye çıkalım ya? Evde yaparız. Daha romantik olur böyle mumlar falan. Volkan, olacak bir şey söyle yapalım yani. Vallahi sen bilirsin Aslı'cığım. O zaman söylersin annemlere. Dersin ki ben gece çıkacağım dersin. Onlar da anlayışla karşılar umarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama. Ay bu azametin pasaklığından illallah. Bir çay bile içemedim. İğrendim ayol. Her yer leş gibi leş. Ne diyeceksin Aykocuğum? İşte eti ciğer eden de kadın, ciğer eden de kadın. Anne bir şey soracağım. Ha canım. Cuma gecesi ben arkadaşlarımla çıkabilir miyim? Bir parti var, gece yarısı başlıyor. Sabah 3'e 4'e doğru dönsem eve. Değil mi? Komedyen gibi. Ben sana söylemiştim Aslı. He? Vallahi çok komik bu kız anne. Bu böyle bir çıksa bütün seyirci yıkılır zaten. Avrupa Yakası Dergisi, ben Aslı nasıl yardımcı olabilirim? Sen kendine yardımcı ol kız. Ne var Volkan? Selin'i davet ettin mi? Saçmalama Volkan, gelmez ki. O zaman kendin bilirsin Aslı. Selin gelmezse... Sen de cuma akşamı annemlerle birlikte oturursun, tamam mı? Beraber böyle muhallebi yemece, televizyon seyretmece, öyle dublajlı filmler seyredersiniz beraber. Kendin bilirsin. Aslı, var mı bir pürüzü? Ne pürüzü? Benim cuma akşamı ile ilgili. Hani aylık programına uymamıştır, hazırlıklar yetişmemiştir falan. Hiç öyle bir şey yok. O akşam görüşürüz. Ha, sevindim. Görüşürüz. Tamam. Selin'cim, Selin'cim, Selin'cim. Ya sen bu dergiye geleli ne kadar zaman oldu? Biz hiç daha şöyle bir karşılıklı sohbet edemedik değil mi? Bilmem. Yani böyle hep merhaba, nasılsın, ne haber, ha ha hi. Hep böyle hani yüzeysel bir dostluk, böyle derinleşemedi arkadaşlığımız, ha? Ay oldu, gözlerim doldu Aslı yani. İşte bu esprili kişilik benim bütün arkadaşlarımda aradığım en önemli özelliktir vallahi. Aa, aklıma geldi. Akşam ne yapıyorsun? Niye? Ne bileyim, kalk bize yemeğe gel diyecektim hani. Böyle dergi çek mi geliyoruz? Yok canım, sadece sen geliyorsun. Böyle dedikodu yapacağız hani. Ay vallahi mı? Ay bakarız. Olabilir tabii, neden olmasın? Allah yaşa, o zaman saat 8'de bekliyorum. Tamam. Aa Aslı. Heh. Ben senin beni niye davet ettiğini anladım. Hadi ya. Niye? Hani ben bu aşk meşk işlerini iyi kıvırıyorum ya. Evet. Hani sen Cem'i beğeniyorsun ya. Yok öyle bir beğenme olayım yok benim Cem'i. O da sana gıcık ya. Evet. Sen benden tavsiye alacaksın. Yani aşk meşk üzerine benim engin bilgi ve birikimlerimden yararlanacaksın. Seni kurnaz, seni... Kızım gelmez miyim ya? Oha falan oldum yani. Akşam sen değil. Oh. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.